Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir model çalışacağız. Yeni başlayan arkadaşlarımız bile çok rahat örebilir. Çok kolay bir model ama çok güzel duruyor. Gördüğünüz gibi böyle zincir görünümü olan bir örgü modeli. Modelimiz 5 ve 5'in katları dan oluşuyor. Sonuna artı 4 ekliyoruz. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle kabartılı şöyle delikleri delikli zincire benzer bir görüntüsü var. Arka yüzü de bu şekilde. Ben sizlere şimdi modeli anlatmak için daha küçük bir parçada çalışacağım. Vakit kaybetmeden isterseniz çalışmamıza geçelim. Ben şöyle 19 tane ilmek attım. Modeli ters yüzünden lastik bittikten sonra bir sıra arka yüzünden düz örgü olarak örüyoruz. Ön tarafı ters örgü olsun diye ilk sıra. Çünkü modelimiz ters, ön yüzde ters örgüden kuruluyor. O yüzden ben şimdi ilmeklerimi attım. Örgünün ters yüzündeyim. Bir sıra düz örgü öreceğim ki ön yüzde ters örgü elde etmiş olayım. Ben şimdi bu sıramı hemen örüp geliyorum. Evet, ters yüzünden bir sıra düz örgü ördüm. Ön yüzünde ters ilmek elde edebilmek için. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Ve devamında iki tane ters örüyoruz. Kenar ilmeği hariç iki tane ters ördüm. 5 ve 5'in katları demiştik model kurulumu. Şimdi ikisini ters ördük. Kalan 3 ilmeğin ortasındaki ilmek, şu önündeki pirinç tanesi gibi görünen ilmeği alıyorum sağ şişime ve şu ilmeği, ortadaki ilmeği aldım ve diğerlerini düz örgü olarak örüyorum. 3 tane ilmeği. Bu şişimizi aldığımız ilmeği 3 ilmeğin üstünden atlatıyoruz. İkinci kez modeli yapıyoruz. 2 tane ters örüyoruz. 3 kalan 3 ilmeği, ortasındaki ilmeğin şu yatay görünen ilmeği çekiyorum ve şişimi aktarıyorum bu şekilde ve diğer 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Evet, düz ördüm ve ondan sonra aldığımız bu ilmeği ördüğüm 3 düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Yine 2 tane ters örüyoruz. 3 tane ters ilmeğin ortasındakini önünde şöyle pirinç tanesi gibi yatay duran ilmeği sağ şişime alıyorum. 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ilk sıra olduğu için ilmekler biraz sıkı. Evet, aldığımız şu ilmeği ördüğümüz 3 ilmeğin üstünden atlatacağız. Şu şekilde ilmeklerin üstünden atlatıyorum. İki tane ters ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. Ve son kenar ilmeği. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Model 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. İlk modelimizi yapmış olduk. Evet, kenar ilmeğimi alıyorum.
Tekrar birlikte yapalım. İlk kenar ilmeğinden sonra 2 tane ters örüyoruz. 5 ilmek demiştik, ikisini ters ördük. Kalan 3 ilmeğin şu ortasındaki ilmeğin önündeki şu yatay görünen ilmeği alıp sağ şişime geçiriyorum. Ve sonra bütün ilmekleri, kalan 3 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şişimize aldığımız bu boştaki ilmeği ilmeklerin üzerinden atlatıyoruz. Bakın model ortaya çıkmaya başladı bile. Yine 2 tane ters araya, 3 ilmeğin ortadakinin önündeki yatay ilmeği alıyorum. İlmekleri düz olarak 3 ilmeği örüyorum. Boştan aldığım ilmeği ördüğüm 3 ilmeğin üstünden atlatıyorum. 2 tane ters örüyoruz. Ortadaki ilmeğin önündeki yatay ilmeği alıyorum. Daha sonra 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Ve almış olduğumuz bu ilmeği 3 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Ve kenardaki 2 tane tersimi örüp kenar ilmeğimi de aldım. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Çok basit bir model arkadaşlar. Bebek örgülerinde, erkek çocukları için, yetişkin süveterlerinde, hırkalarında çok güzel yakışacak bir model. Evet, arka sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak ördük. Evet, modelimizi 2 kere yapmış olduk. Bir kere daha birlikte yapalım. Kenar ilmeğini örüyorum. Önce 2 tane ters. 3 ilmeğin ortasındakinin önünde şöyle yatay bir ilmek duruyor. Onu alıyorum şişime. 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Ve bu aldığım ilmeği ördüğüm 3 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Şöyle delikli bir görüntü oluşuyor. Araya 2 tane ters örüyoruz. Yine 3 ilmeğin ortasındakinin önünden ilmeği alıyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Aldığım ilmeği ördüğüm düz ilmeklerin üstünden atlatıyorum. 2 tane ters ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Ve son kalan 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğim. Arka yüzde tekrar bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. İlmeği çekince bazen ilmekler sıkılaşabiliyor. Evet arkadaşlar, modeli birlikte 3 kere örmüş olduk. Evet, gördüğünüz gibi model ortaya çıkmaya başladı bile. Oldukça kolay bir yapımı var. Gördüğünüz gibi böyle çok şeker bir model. Büyümüş halinde, daha
net belli oluyor. Altına dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Haroşa lastik de yapabilirsiniz. Modelimizin yapımı bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.